Hürmetli talebeler, bugün bana Özbek Edebiyatı tarihi kursumuzda ayrım nazari mevzuları hususunda sizden suhbatlaşamız ve onlardan mülahazalaşıp maruza meşguliyatlarına kırış bo'ladigan asosiy jihatlarni ta'kidlab o'tamiz. Xususan bugün bu dersimizde asosan G'afur G'ulom hamda Oybek ijodi hususunda mülahazalaşamız. Bilasizki, G'afur G'ulom 20. asr o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi sifatida mashhur va ma'lum inson. U o'zbek she'riyati, badiiy publitsistikasi, feletonchiligi, hajviy hikoyachiligi, yumoristik qissachiligi va tarjimonchiligi rivojiga katta hissa qo'shgan katta so'z san'atkori hisoblanadi. G'afur G'ulom she'riyatimizda o'z maktabini yaratganlardan biri sanaladi. Shuning uchun ham G'afur G'ulomning jamiki ijodiy faoliyatini hisobga olinib, unga 1943 yılda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi qilib saylanadi. U O'zbekiston xalq shoiri unvoniga ham sazovor bo'lgan. Bilamizki, G'afur G'ulomning o'zi tabiatan juda bir qiziq inson, hajga moyil inson. U haqida shuning uchun ham juda ko'p haligi latifamiz gaplar chiqib ketgan. Endi G'afur G'ulomning ijodini asosiy xususiyatlardan biri, xususan mana poeziyasini 3 manbadan oziqlanadi G'afur G'ulomning ijodi. Ulardan birinchisi xususan mana sharq poeziyasi. Shuningdek, G'afur G'ulom sharq adabiyotidan chuqur biladigan haligi fozil inson bo'ladi. U mana 20-chi yillardayoq ayniqsa o'zbek, ozarbayjon, tatar, fors, tojik adabiyotlarini juda puxta o'zlashtiradi. Navoiy, Furqat, Mashrab, Muqimi, Avaz O'tar, Nodira kabi o'zbek shoir va shoirlarini, shuningdek Nizomiy va Fuzuli singari Ozarbayjon adabiyotining buyuk siymolarini, Shayx Sa'di va Hofiz kabi fors tojik adabiyotining namoyandalarini asarlarini juda qunt bilan o'qigan, o'rgangan ta'bir joiz bo'lsa 5 qo'ldan bilgan ularning asarlarining ijtimoiy mag'oyabiy badiiy xususiyatlari. Endi G'afur G'ulom sharq adabiyotidan teran insoniylikni, o'sha gumanizmni, falsafiy chuqurlikni o'zlashtirgan. Bundan tashqari shoir adib o'zining yuksak nafosatini, poetik mushohadakorligini, mushohadaning teranligini, so'z ishlatishdagi o'ziga xos san'atkorligini, mubolag'alarning hadsizligini, o'xshatish va sifatlashlarning aniqligi G'afur G'ulomda alohida ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda bir narsani ta'kidlash kerakki, G'afur G'ulom ijodida o'zi ham tabiatan hajga moyilligi haqida boya gaplashib o'tdik. G'afur G'ulomda juda ko'p buyuk insonlar o'shaning uchun ham o'ziga xos ta'riflarni berib o'tgan. Xususan mana Abdulla Qahhorda shunday ta'rif bor. G'afur G'ulom ijodiyoti zo'r gulxon. Uning har qanday ko'rinishi xilma-xil yonish, ya'ni nur va harorat demakdir. G'afur G'ulom poeziyasi eng zo'r kuchli jozibasi ko'zni qamashtirib yuboradigan go'zalligi ana shundadir. Haqiqatan ham G'afur G'ulom ijodining o'ziga xosligi uning falsafiy teranligi, shuningdek butun ijodining bir tomoni xalq og'zaki ijoddan oziqlanganligi uchun ham xalqqa nihoyatda yaqin sanaladi. Qolaversa mana Konstantin Semyonov ham G'afur G'ulom haqida shunday fikrlarda ilgari surgan. Mening tasavvurimda shoir G'afur G'ulomni inson G'afur G'ulomdan ajratish qiyin. U mukammal shaxs edi. Shuning uchun ham uning she'rlarini hayotdan va aksincha hayotini she'rlardan ajratib bo'lmaydi. Hayotda ham, she'rlarda ham u shaxsiy qalbli inson edi. Odamlarni chin dildan sevardi deya e'tirof etadi. Umuman G'afur G'ulom haqida bunaqa fikrlarni juda ham ko'plab keltirish mumkin. Endi G'afur G'ulom haqidagi ma'lumotlarni o'sha modul tizimimizda, dasturimizda ma'ruzalarni hammasi qo'yilgan, shuningdek mana taqdimotlar qo'yilgan, bularni ko'rib olasiz. Men umuman sizlar bilan e'tiboringizni qaratishim kerak bo'lgan tomonlari adibni, shoirni o'sha badiiy mahorati xususidagi qirralarini sanab o'tmoqchiman xolos. Mana shu qayerlarga e'tibor qaratishingiz lozimligi xususida. Endi mana yana bir narsani ta'kidlab o'tay. Mana boya istirof etganimizdek, G'afur G'ulomni o'sha qaysi manbalardan oziqlanganligi. Shuningdek, G'afur G'ulomning
azık bergen, onun icadığı azık bergen yana bir menbe bu Rus edebiyatı. Hususen Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Tolstoy, Çehov eserlerini okşu ve onlardan örgenişi. Tabir caiz olsa, bana biraz ki Afurgulam tercümanlik faaliyeti bilen hem şugullengen, hatta ki bana Atillo'nun tercümeleri hem aynı Afurgulam'ın tercümesi bilen oynanadı hazır geçe bana tiyatrlarda. Şimdi Afurgulam'dan taşkarı biz yine bugün gepleştiğimiz gerek bugün yine bir mevzu var. Bu öz özüden Aybek icadı hakkında bana bir paramızda sizlerge bana şu iki büyük edipler hakkında malumat verip uçuştu caiz taptık. Az. Kare. Hoş. Bana Aybek hem 20. asır Uzbek edebiyatının rivacıyla ülken kısa koşken tabir caiz bilsa bibaha kısa koşken uluv edip şair, alim, cemaat erbabı, Uzbekistan halk yazıcısı sanırlar Aybek hem. Bana Aybek hem bilesi ki hem icat kim kamralı icat kar bugün. İlimde hem Aybek. Hatta ki bana Aybek hakkında, Aybek'te hayatı ve icadı hakkında, hayatı da görgen, kıyınçilikleri hakkında en yakışı bir menbe sıfatı da takitleşmemiz gerek oladı ki bu Zarife Said Nasirova'nın Aybek'in Menin namlı kitabı. Zarife Said Nasirova'nın Aybek'in Menin kitabı da ana Aybek bilen hakkında onların özlerinin arasında ışık muhabbeti hem yazışmaları hem bu yaki Abdullah Kadri'nin Anver Rana'ları kadar hat yazışmaları berçesi o şey kitapta mücessemleşken. Aybek'te başından mutken kıyınçilikler, yazıcılar üçmesinin reisi peytede kıyınçilik unga bulgan hücumlar ve bir grup Uzbek icatkarlarının özünün Aybek'in o şey bimar bu kalınışıge, kesellenişige, uca kant keseliğe çelmişige, kollarını işlemeye kalışige sebepçi bugün. Bunu menbelerden yakışı bilirsiniz. 20. asır Uzbek Edebiyat Tarihli kitabının şu Aybek'e ilgili bendini okuyacak seyirler. Bu hakkında işte kette ve keng malumatlar verilgen. Bunlardan taşkarı o şey Zeynep Sadi Nasirova'nın Aybek'in Menin kitabı da şütte keng kamroda bu nesiler verilgen bunlarda okuma alışlarıyız mümkün. Yani Aybek birinciden şahsiyeti hem oldu cüda bir katiyetli, iradeli insan bu da. Nasıl ki, bana o şey derslikte verilmek ayrım, kurraları takipte bu tey. Aybek'e o şey peyde içki işler vezirge çakırtırladı Aybek. Ve onge şuna kadar teklif ve talep koyuyordu. Sen alımsan, yazıcısan, şairsen, kim kamerolu icatkarsan. Senge şunda tapşırıp buladı, halkla arasında tut yürüyorsan. Halk senge irgeşedi. Biz ne tüzüm hakkı da, şey, sabık ıtfak hakkı da gelip gitti yaptı. Kimler ne diye yaptı, bana şuna kadar geplerdi bizge yit gezip gelip durasın degen de Aybek itiraf etedi ki, açıkçası ki inkar kıladı. Yok, ben bu işle kılalmayayım ben. Ve bana şuna etken de ki, bu şey peyttegi Uzbekistan SSSR diplomlarına ardı bu peytte, İçki İşler Veziri Kabulov isimli familiyası. Aslında işte Gruzin milletine mensup kabul edecek olardı. Onu Uzbekistan yaptı. İşte kabul şeklinde koyuluyor mu? İçtimai siyasi tamalları bilen bağlı kırılarını gepre yapan. Ana uşanda itiraf etedi ki sen çıkardın ki onu haline yardımcılara etip hakkı bu men damla. Yine vezirimiz şuna kadar gepre de katlı kuruş var adı. Sök edigen adatı var. Yani erkek kişilik degen de Aybek itiraf etedi ki sizin veziriniz mengu vezir bu midir? Lekin mi edebiyatta mengu vezir bu kalamam? Aybek bu şebette bu şey hakır üstüde bana şunu da yaptı itiraf etedi ve bunu sözlü üstüden diğerli çıktı. Aybek edebiyatta hakikaten mengu gedlikke dakıldan bulup kaldı. Kinçelik bana şu vakiyeden ki Aybek'e nispeten hücumlar başlanadı. Hatta ki Aybek'in ayrı makalalarını, Aybek'te eserlerini, Aybek eserlerde belgen şey, tüye belgenliğini Aybek o şey, tüye hakkında gepere yaptı, zamanevi hayattı, terakkiyattı, bugünkü hayatta Aybek kural mıydı kabiledeki? Aybek'te üstüden kim bozarga istafiyete başlanadı muayyen manada. O şey, malum bir grup icatkarlar tamamıydı. Aybek'te yaman kursatıp, özünü yakışık kursatışa hareket kılın. Şimdi Aybek'te icadiyem, onun ramalları, şiirleri, berçesini maruza maşgulatlarımızda bir gelmez, bunu okup, o şey, modelde kursatılgen edebiyatlarda okup tanışıp alasız, müstakil talim şeklinde özleştirersiz, şunmegen kızıktırgen